Merhaba sevgili gençler, Bir Garip Matematikçi kanalına hoş geldiniz. Bugün yüzde hesaplama konusunu işleyeceğiz birlikte. Eğer kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki abone ol butonlarını kullanarak kanalımıza kolayca abone olabiliyorsunuz. Ayrıca arkadaşınıza tavsiye etmeyi de unutmuyorsunuz. Her zamanki gibi derslerimize kalem kağıt olmadan başlamıyoruz. Herkes hazırsa dersimiz başlıyor. Kütleler konusuna geçmeden önce her videomuzda yaptığımız gibi neleri bilmemiz gerekiyor? Öncelikle onu belirleyelim arkadaşlar. Yüzdeleri buraya yazdık. Arkadaşlar yüzdeler konusu şu an 7. sınıfta ve 9. sınıfta işlenen bir konu. 7. sınıf ne demek? Aynı zamanda TEOG yani 8. sınıfta da lazım olacak bir konu demek. 9. sınıfta YGS'de, KPSS'de yani hayatınız boyunca gireceğiniz bütün sınavlarda, bütün sınıflarda size lazım olacak bir konu arkadaşlar. Yüzdeler çok önemli bir konu. Bu konuyu iyice sağlam bir şekilde öğrenirseniz birçok konuyu halletmiş olacağız. Şimdi yüzdeler konusu bağımsız bir konu da değil arkadaşlar. Yüzdeler konusunu yapabilmek için rasyonel sayı, oran orantı konularını da bilmek gerekiyor. Rasyonel sayıyı rahat yapabilmek için de tam sayılarda 4 işlemi, tam sayıların özelliklerini bilmek gerekiyor. Tam sayılar matematiğin en temel konularından biri. Şimdi öğrencilerimiz tam sayı yapmakta da zorlanıyor ya. Bunun nedeni ne arkadaşlar? Bu nedeni de 4 işlem çarpım tablosu bilmemek. Bakın bir yerde sorun yaşıyorsanız matematikte bunun ta en temeline inmeniz gerekiyor. Eğer yüzdelerde zorlanıyorsanız bu basamaklardan geriye doğru kendinizi kontrol ederseniz birçok probleminizi çözeceksiniz arkadaşlar. Şimdi yüzdeler konusuna geçeceğiz. Konuya geçmeden önce size rasyonel sayı problemlerini hatırlatacağım. Çünkü yüzdeler konusu rasyonel sayı problemleriyle çok bağlantılı. Hocam ben burayı biliyorum, rasyonel sayı problemi sorularını çözebiliyorum diyen arkadaşlarımız hemen videolarını 2-3 dakika ileri sararlarsa yüzde hesaplama kısmından devam edebilirler. Kalan arkadaşlarımıza bu konuya bir değinelim. Rasyonel sayı problemleri çözerken arkadaşlar problemlerimiz şu şekilde oluyordu. İki çeşit problem oluyordu. Biri bütünü verip kesir değerini istiyordu yani sonuç istiyordu. Bu gibi durumlarda 12 çarpı 2 bölü 3'ten yapıyordunuz. Üst tarafa çarpıp alt tarafa bölüyordunuz arkadaşlar. Bunu iki şekilde yapabiliyorduk. Önce çarpalım 12 kere 2 24. 24'ü 3'e böl 8 bulursunuz. Öbür şekilde ne olur? Önce bölelim 12'yi 3'e böl 4. 4 ile de 2'yi çarpıyorum 8 yapıyor. Bakın her ikisinde de aynı sonucu bulabiliyorsunuz. Biz genelde hangisini kullanıyoruz? Üsttekini. Eğer sonucu isterse yukarıya çarp alta bölebilirsin. İkinci problem türümüzde 2 bölü 3'ü 12 olan sayı kaçtı? Bakın bu sefer bize sonucu vermiş. Bu tarz soruları çözerken de bu kesrimizi ters çevirerek işlem yapıyoruz. Yani 3 bölü 2 çarpı 12 yapacağız. Yine kural değişmiyor. Üsttekiyle çarp, alttakiyle böl. Çarp böl yöntemi. 12'yi 3 ile çarpıp 2'ye de bölebiliriz. Tersini de yapabiliriz. Yine her iki yöntemi yapalım. Önce bölelim. 12'yi 2'ye böl 6. 6 kere 3, 18 cevabını bulursunuz. Tersini yapalım. 12 çarpı 3... 36, 36 2'ye böl 18. Yine istediğinizi kullanabilirsiniz arkadaşlar. İkisini bir özetleyelim arkadaşlar. İki şekilde soruyordu. Ya sonucu istiyordu, yani bütünü verip sonucu istiyordu ya da sonuç verip bütün istiyordu, yani tersini sorabiliyordu. Bizden sonucu isterse verilen sayıyı kesirle normal çarpıp bölüyoruz. Eğer bütünü isterse, yani sayının ilk durumunu isterse de bu sefer kesrimizi ters çevirip çarp böl yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi sıra sizde gençler. Birinde bütün, birinde sonuç istiyor. Yine 5 saniye ara vereceğim. Videonuzu durdurup cevaplarınızı bulmaya çalışın bakalım. Evet, süremiz doldu. Beraber çözelim. 35 elmanın 3 bölü 5. Bakın bize 35 elma yani bütünü verdiğinde normal yapıyoruz. 35 çarpı 3 bölü 5. 35'i 3 ile çarpıp 5'e böleceğimiz gibi tersini de yapabiliyoruz. Çarp böl yapıyorduk. Bunda 35'i 3 ile çarpmak çok uzun olacağı için bölmek daha kolay. 35'i 5'e böl. 7, 7'yi 3 ile çarp 21 cevabını bulduk. İkinciye bakacak olursak arkadaşlar 7'de 4'ü 24 olan sayı kaçtır diye soruyor. Fark ettiyseniz bize burada sonucu vermiş. Yani 24 olan sayı bu sonuçtur. Ters işlem yapacağız. 4 bölü 7 yerine 7 bölü 4 çarpı 24 yapacağız. Çarp böl yöntemi yine geçerli arkadaşlar. Burada da yine çarpmak yerine bölmek daha kolay. 24'ü 4'e bölüyorum. 6. 6 çarpı 7 de 42 cevabını veriyor arkadaşlar. İkinci sorumuzun cevabı da 42. Şimdi yüzde hesaplamaya geldik. Umarım rasyonel sayı problemine de kafanız karışmamıştır. Ama yüzde hesaplamayı daha kolay çözeceğinizi şimdi göreceksiniz. Eğer rasyonel sayı problemlerini anladıysanız. 20'nin yüzde 20'si kaçtır dediği zaman önce yüzdemizi normal kesire yani rasyonel sayıya çeviriyoruz. Yüzde 20, 20 bölü 100 demektir arkadaşlar. Yüzde 20, yüzde 20 öyle okunuyor zaten. Sonra normal bildiğiniz 20'nin 20 bölü 100'ü yani az önceki rasyonel sayı problemine döndü. 20 çarpı 20 bölü 100 yapıyoruz. Yine çarp böl yöntemini kullanacağız. 20'yi 20 ile çarpıp 100'e bölebiliriz. 20 kere 20 400 yapar. 400'ü 100'e böleceğiz. Arkadaşlar burası önemli. İlerleyen örneklerde çok kullanacağım bir yöntem. Sadeleştirme yöntemi. Üstteki 2 sıfır alttaki 2 sıfırı götürür. 4 bölü 1'den cevabı 4 bulursunuz. Şimdi 3 adet soruda size soruyorum gençler. Yine 5 saniye ara vereceğim. Videonuzu durduruyorsunuz ve cevabı bulmaya çalışıyorsunuz.
Evet, başlayalım ilk örnekle. 40'ın %10'u. 40 çarpı 10 bölü 100 yapıyorum. %10 demek. 40'ı 10'la çarpı 100'e bulacağım. 40 çarpı 10 400 yapar. Sıfırlar gider. Üstten 2, alttan 2. Cevabı 4 buluyoruz. İkinci örneğimize gelelim. 300'ün %25'i kaçtır? Yine 300 çarpı 25 bölü 100 yaptık. Bu sefer bir basamak daha kendimizi geliştirelim. Yukarıya 300 çarpı 25, aşağıya 100 yazdık. Üstten 2 0, alttan 2 0 gitti. Ne kaldı yukarıda? 3 çarpı 25. 3 kere 25, 75 yaptı arkadaşlar. Son örnekte 40'ın %30 fazlası kaçtır? %30 fazlası diyor arkadaşlar. Öncelikle neyi hesaplamam lazım? Önce %30'unu hesaplayacağız. 40 çarpı 30 bölü 100. Yukarıya 40 çarpı 30 yazıyorum. Üstteki 2 0, alttaki 2 0 götürür. 4 kere 3. Direkt sonucu 12 olarak bulabiliyorsunuz. Bize fazlasını sorduğu için 40'a 12 ekliyorum. Cevabı 52 buluyorum. Bu sorunun cevabı da 52. Şimdi de ikinci soru tarzımız olan %20'si 40 olan sayı kaçtır kısmına geldik arkadaşlar. Bu sefer sonucu vermiş. Bizden bütünü, yani ilk halini istiyor. Şimdi arada ben şunu eklemek istiyorum arkadaşlar. Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Sizin videoları beğenmeniz ve paylaşmanız, yorum yapmanız bu videoların daha çok öğrenciye ulaşmasına olanak sağlıyor ve daha çok kişinin faydalanmasını sağlıyor arkadaşlar. Çok kısa bir vaktinizi ayırarak aşağıdaki beğen tuşuna basıp sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Şimdi konumuza geri dönelim. %20'si 40 olan bize sonucu vermiş. Yine yüzdemizi yazıyoruz arkadaşlar, 20 bölü 100. Fakat bize bu sefer sonucu vermiş, o zaman 20 bölü 100 değil, 40 çarpı 100 bölü 20, yani kesiri ters çevirdik. Aynen rasyonel sayı problemi gibi. Yine çarp böl yöntemi kullanacağız. 40 çarpı 100 4000 yapar. 4000 bölü 20 yaptı. 4000'de 20'ye bölmeden önce 0 götürelim. Sıfırlar gider. 2 sıfırımızı götürdük. Üstten 1, alttan 1. 400'de 2'ye bölersem cevabı 200 buluyoruz arkadaşlar. Yine sıra sizde gençler. 5 saniye ara veriyoruz. Videoyu durdurup cevapları buluyorsunuz. Evet, hemen geçelim. %10'u 15 olan sayı bize sonucu vermiş, ilk durumu istediği için 10 bölü 100 kesrini 100 bölü 10 olarak yazıyorum. 5 çarpı 100 bölü 10, 5 çarpı 100 1500 yapar, sıfırlar gider. 150'yi 1'e bölersek 150 buluruz. %30'u 27, yani bütünü bilmiyoruz, sonucu vermiş. Yine ters işlem. %30, yani 30 bölü 100'ü ters yazıyorum. 27 çarpı 100 bölü 30. 27 ile 100'ü çarparsam ne olur? Sıfırlar. Sonuna eklenir. 2700 bölü 30 olur. Yine sıfırların bir tanesini götürelim. 270 bölü 3. 27 3'e böl. 9. 0 ekle. 90 yaptı. Son sorumuz. %40'ı 120 olan, yani sonucu vermiş. Yine ters işlem yapıyorum. 40 bölü 100 değil. 100 bölü 40 ile çarpacağım. 120 çarpı 100 bölü 40. İsterseniz çarpmadan ne yapıyorduk? Yan yana yazabiliyorduk. Sıfırlardan biri gitsin. Ne kaldı? 120 çarpı 10. Bu 10 ile çarparken sıfırı sona ekliyorduk. 1200, 1200 de 4'e bölerseniz 300 cevabını bulursunuz arkadaşlar. Evet, yüzdelerde karşı çıkabilecek en temel problem tarzı bu arkadaşlar. Bu konuyla ilgili çözümlü örnekler videosu da hazırlayacağım arkadaşlar. Yani konu sıralamamız şöyle olacak. Bu yüzde hesaplama videosuydu. Daha sonra yüzde problemleri videosu gelecek. Ondan sonra yüzde hesaplama ile ilgili çözümlü örnekler. Daha sonra yüzde problemleri, yani diğer adıyla tüketici aritmetiği, bilinçli tüketim aritmetiği ile ilgili problemlerin çözümlü örneklerini yapacağız arkadaşlar. Konumuzu bitirmeden önce arkadaşlar bir de birkaç pratik vereyim. Mesela yüzdeleri hesaplarken bazı yüzdeleri hesaplamak çok kolay. Mesela en basiti %50 ne demektir? Yarısı demektir. Eğer bize bir sayının %50'sini, yani bir değerin %50'sini sorarsa direkt sayıyı 2'ye bölerseniz kolayca cevabı bulacaksınız. Yarısını almanız yeterli. %25 derse çeyrek demektir. Bu gibi durumlarda da 4'e bölüyoruz. %20 de 1 bölü 5 demektir arkadaşlar. 20 bölü 100'ü sadeleştirirseniz 1 bölü 5 yapar. O da sayının 5'e bölünmesidir. Direkt sayıyı 5'e bölerek %20'sini hesaplayabiliyoruz arkadaşlar. Son olarak %10 da 1 bölü 10 demektir. Bunu da yaparken sayıyı 10'a bölebilirsiniz. Mesela bunun gibi %5'ini sorarsa da 20'ye bölerek yapabilirsiniz. Yok hocam ben bu pratik falan kafam karıştırıyor, ben standart yöntemle yapacağım diyorsanız zaten onların nasıl yapıldığını da öğrettim arkadaşlar. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz soruyu çözüyorsunuz. Cevabınızı yorum kısmına yazıyorsunuz. Ayrıca konu isteklerinizi ve önerilerinizi de bekliyorum arkadaşlar. Ekranda gördüğümüz logomuza tıklayarak kanalımıza kolayca abone olabiliyorsunuz. Ve logomuzun yanındaki kutucuklardan da bütün 7. sınıf konu anlatım videolarımıza ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Sloganımızı unutmuyoruz. Takipte kalın ve tavsiyeye devam edin. Herkes bir garip matematikçiyi tanıyana kadar. Bir dahaki derste görüşürüz.